Dünyanın ilk nükleer kaynaklı uçak gemisi olan USS Enterprise, 55 yılı aşkın hizmetin ardından hurdaya çıkarılmak üzere 537 milyon dolarlık bir sözleşmeyle emekliye ayrılıyor. BK ismiyle de anılan bu ikonik gemi, Amerika Birleşik Devletleri donanmasının tarihindeki en önemli gemilerden biri olarak kabul ediliyor. 1961 yılında hizmete giren USS Enterprise, nükleer enerjiyle çalışan ilk uçak gemisi olarak tarihe geçti. Küba füze krizi, Vietnam Savaşı, 11 Eylül sonrası El-Kaide ve Taliban hedeflerine yönelik bombardımanlar ve Irak ile Afganistan'daki operasyonlar gibi birçok önemli olayda görev aldı. 1123 fit uzunluğuyla dünyanın en uzun savaş gemisi olan Enterprise, 8 nükleer reaktörüyle eşsiz bir tasarıma sahipti. 2012 yılında son konuşlandırmasını tamamlayan gemi, 2017 yılında resmi olarak hizmetten çekildi. Pentagon, geminin sökülmesi için 537 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Söküm işleminin 2025 yılında başlayarak 2029 yılına kadar tamamlanması planlanıyor ve bu süreç Alabama'da gerçekleştirilecek. Geminin reaktörleri daha önce devre dışı bırakılmış olsa da gemide kalan eski radyolojik ve tehlikeli atıklar nedeniyle özel bir işlem gerekiyor. Söküm işlemi ticari bir tersanede gerçekleştirilecek ve bu Amerika Birleşik Devletleri donanmasının nükleerden güç alan bir uçak gemisini ticari bir tesiste hurdaya çıkarma konusundaki ilk deneyimi olacak. Bu süreç, gelecekte Nimitz sınıfı uçak gemilerinin hurdaya çıkarılması için bir emsal teşkil edecek. Ayrıca, gemiden geri kazanılan yaklaşık 14 ton çelik, yeni Gerald Ford sınıfı uçak gemisi USS Enterprise'ın yapımında kullanılacak, böylece Big E'nin mirası sembolik olarak devam edecek. Birçok denizcilik meraklısı ve eski mürettebat, USS Enterprise'ın bir müzeye dönüştürülmesini umuyordu. Ancak, geminin 8 nükleer reaktörünün güvenli bir şekilde çıkarılması ve geminin kısmen sökülmesi gerektiği için bu fikir pratik bulunmadı. Maliyetlerin 1 milyar doları aşabileceği tahminleri de bu seçeneği imkansız hale getirdi. USS Enterprise, Amerika Birleşik Devletleri donanmasının küresel gücünün bir sembolü olarak uzun yıllar hizmet verdi. Hurdaya çıkarılma süreciyle bir devrin sonu gelirken, geminin çeliği yeni nesil bir Enterprise da yeniden hayat bulacak. Bu, hem teknolojik hem de duygusal açıdan önemli bir geçiş olarak tarihe geçecek. Savunma sanayisi ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.